Herkese merhaba. Bu videoda atarlanacağım biraz muhtemelen. Şimdiden küfür edersem kusuruma bakmayın. Şimdi şundan bahsedeceğim. Adam bir mekan açıyor. Diyelim bir lokanta ya da bir işletme. Ne olduğu önemli değil. Dünyanın parasını harcıyor. Milyon TL harcıyor yeri geliyor. Ama içeride çalıştırdığı insanlar ya da garsonlar diyelim genelde işi bilmeyen tipler oluyor. Dolayısıyla bir süre sonra bu mekanların iş yapmadığını, kapatıldığını görüyorsunuz. Görüyoruz, görüyorlar. Vay efendim, nerede yanlış yaptım? Bu şimdi şuna benziyor aslında. Dünyanın en iyi arabası var sizde. Ya da dünyanın en iyi arabası demeyelim de. Beygiri, motoru yüksek. Arabanın uçması lazım normalde. Ama arabanın yolla temas eden kısmı lastikleri. Gidip dandik bir lastik takarsanız ya da lastikleriniz kabaksa enerjinizi yola iletemeyeceğiniz için o verimi alamayacaksınız o arabadan. İşletmeler de böyle. Sonuçta işletme dediğin şey bir yerlere, birilerine, bir şeylere neyse ona hizmet sağlayan şeyler, yapılar. Sizin garsonunuz, otunuz, bokunuz neyse o, müşteriyle düzgün iletişim kuramıyorsa, müşterinin dediklerini anlamıyorsa, kılık kıyafeti düzgün değilse ya da işi bilmiyorsa sizin batmanız çok normal. O kadar parayı milyon TL harcayacağına yarısını harca. Diğer yarısını da kaliteli, işi bilen insanları çalıştırman olması gerekir diye düşünüyorum. Cümle biraz garip oldu. Şimdi ben bu videoyu niye çekiyorum? Dün başımdan çok iğrenç bir şey geçti. Detayına girmeyeceğim. Yediğim şeyin içinden bir şey çıktı. Detayına girmeyeyim. Gittim. İlgili yere dedim ki böyle böyle içinden bunu dedim. Siz mi yapıyorsunuz? Büyük bir özgüvenle. Evet dedi, biz yapıyoruz. Dedim ki bunun içinden şöyle şöyle bir şey çıktı. Bana şey dedi kadın ya. Yenisini vereyim size. Ya dedim abla sen gerizekalı mısın ya? Mal mısın abla sen? Ben daha senin tuttuğun sattığın bir şeyi yer miyim? Önünden geçer miyim yani? Yani suçu kabul etmektense suçu örtbas etmek yoluna gidilen bir tavır var. Ve bu beni çok inanılmaz sinir etti. Neyse öyle o hışımla, girdiğim hışımla geri çıktım. Bu çok rastlanır bir olay bu arada. İlk benim başıma da gelmemiştir. Demin marketten bir şeyler aldım. Ben eskiden hiçbir şeyin fiyatına bakmıyordum. Artık bakıyorum. Çayın üstünde 12 lira yazıyor aldığım çayın. Bildiğimiz tiryaki çay. 12 lira yazıyor üstünde. Benim de multinetimde 24.80 mi öyle bir para var. Bir de Nescafe aldım yanına. Tamam mı? Şunu aldım. Bunun ikisinin raf üzerine yazan fiyatları 12-12-24 lira. Gittim kasaya 25.90 çıktı. Dedim ki çay kaç lira? Dedi ki kız... Tabi zaten kasiyerler ekseriyetle şey oluyor. Ben bu arada kasiyere bir şey demiyorum. Kasiyere bir şey demiyorum. Benim zorum işletmeyle. Kız şey dedi 12.90 çay. Dedim ki abla 12 lira yazıyor. Hiç ses yok. Ses çıt yok. Arkasında da muhtemelen bilgisayara giriş yapan ondan daha yetkili biri vardı. Hiç çıtını çıkartmadılar. Yani ben küfür etmek istemiyorum. Ana avrat söveceğim normalde. Ama kardeşim bir konuş da, beyefendi de özür dileriz, etiketi düzelteceğiz, değil mi? Gazımı al yani benim. Şimdi normalde onları oraya bırakıp çıkmam lazımdı. Çıkmadım. Yapım biraz salak bir yapı var bende. Hakkımı da aramam. Normalde biliyorum ben şeyi, etikette yazanın geçerli olduğunu. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Bu kadar kötü müyüz biz ya? Her yaptığımız iş bu kadar kötü olmak zorunda mı ya? Yani diyecek laf bulamıyorum. Şu anda Teknopark'ın içindeyim arabalan. Her yer çamur. Şimdi normalde ben bir tane video çektim. Birkaç abime izlettim. Aşırı derecede kurum kuruluşlara küfür ettiğim için dediler ki yayınlama. Ben de zaten korktum yayınlamaya. Yayınlayamadım videoyu. La ama arkadaşım ya. Lütfen rica ediyorum ya. Abi ya, bir söz var.
Bunu ilk kimden duymuştum bilmiyorum. Ya da sözü söylemeyeyim, çok argo. Ya abi bir iş ya tam yap. Bu devlet olabilir, kurum olabilir, kişi olabilir, neyse. Abi bir işi ya yap ya yapma yani. Ya bu grilikten bıktık usandık ya. Her yer inşaat, pislik, çamur. Araba çekmeye yer yok resmen. Düzensizlik almış başını gidiyor. Abi bunu yapamayacaksan yapma ya. Marketi işletemeyeceksen, oraya aklı başında bir kasiyer koyamayacaksan, bütçen yoksa o amına kodumun işini yapma yani. Bu kadar zor mu bu ya? Kadına diyorum ki ekmeğin içinden yara bandı çıktı ya. Yara bandı kullanılmış bir de yani. Ben ağzımda çiğnedim o yara bandını. Ananızı sikeyim sizin ben. Hiçbir şey demiyor bana. Diyor ki şuradan diyor bir tane daha vereyim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 2 gündür şeyin tedirginliği var bende. Bir mikrop bir şey kapmış mıyımdır? Şimdi düşün. Kaptım oradan bir mikrop. Öldüm gittim amına koyayım. Bir iblerin yüzünden öldüm gittim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar basit mi? Bu kadar basit olabilir mi yani? Yenisini diyor vereyim sana sandviçin. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yemin ederim diyecek hiçbir şey bulamıyorum. İçimi ata ata yani başım ağrıyor 2 gündür. Dedim böyle bir video çekeyim en azından da. Deşarj olayım. İnsanlara anlatıyorum zaten. Daha fazla insan duysun. Daha da dışarıda zaten yemek yemem. Kafamı kessen yemem. Çok zorda kalırsam yerim belki. Ben abi hiçbir Allah'ın kulunun yaptığı işe zaten hayat felsefem babama bile güvenmem ben bir şey yaparken. Bu çok doğruymuş. İş yaparken de babama güvenmiyordum. Artık hiçbir şekilde kimseye de güvenmem. Çünkü hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Bu en tepedekinde de aynı. En altındaki de aynı. Zaten imam işerse cemaat sıçarmış. Sözü var yani, bu çok net güzel bir söz. Dolayısıyla böyle idare edeceğiz. Görmemezlikten geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Ya da çekip siktirip gideceğiz yani. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah.